Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle fırında makarna tarifi paylaşacağım ben. Onun için gerekli malzemeler bu tenceremizin içerisinde. Yarım paket makarna var. Bize yarım paket makarna yettiği için ben yarım paketten yapacağım. Bunu bir yemek kaşığı tereyağıyla kavuracağım. Ondan sonra aynı pilav gibi makarnayı demleme yapacağım. Ondan sonra burada 2 tane kırmızı kapya biber, 1 tane yeşil charleston biberimiz var. Ben bunları doğradım. Bunları kavuracağım. Ondan sonra 1,5 soğanımız var. Bunu kavuracağım. Şöyle bir top kıymamız var. Bunu kavuracağım. Bir de 3 tane domatesi böyle ben robottan geçirdim. Püre haline getirdim. Bunu da hepsini birlikte karıştıracağım. Ondan sonra da makarnamızla birlikte onları birazcık daha böyle kavurup fırın tepsisinin içine koyacağım. Üzerine de kaşar koyup fırına atacağım. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi ben bu tenceremi ocağa aldım. Bunu bir yemek kaşığı tereyağıyla birlikte kavuracağım. Bu arada suyum da kettle'da kaynamaya duracak şimdi. Ben bunu güzelce kavuracağım. Biz genelde makarnayı böyle demleme yaparız. Annem de, ben de. Çubuk makarnayı sadece haşlama yapıyoruz. Diğerlerini böyle demleme yapıyoruz biz. Şimdi bunu güzelce kavuralım. Tereyağı erisin. Ondan sonra bunu demleme bir şekilde haşlayacağız. O sırada da ben soğanımı, biberimi ve kıymamı güzel bir şekilde kavuracağım. Ondan sonra içine domates sosunu da koyup birazcık daha kavuracağım. Ondan sonra da makarnayı koyup kavuracağım. Makarnamız da kavrulmaya başladı. Güzelce bunu kavuracağız. Burada yeteri kadar tuzunu da atalım. Bir tatlı kaşığı tuzunu koydum. Bir de azıcık bir şey daha koydum. Şimdi bunu güzelce böyle karıştırıyorum. Devam edeyim. Haşlamada görüşmek üzere. Şimdi bizim suyumuz kaynadı. İçine suyu dökelim. Şöyle biraz karıştıralım. Bunu kapağını kapatalım. Bu böyle kendi kendine pişmeye dursun. Hatta arka tarafa alayım ben bunu. Burada diğer malzemelerimi kavuruyorum. Evet, ben tenceremin içine yağımı da aldım. Ondan sonra şu soğanlarımızı ilk önce ekleyeceğiz. Bunları hemen bir dakika çevirteceğiz. Kıymamı da ben hemen koyuyorum ki buzluktan yeni çıkardım. O da çözülsün diye. Evet.
Ben bunları kavurmaya devam edeyim. Sonraki işlemlerde görüşmek üzere. Evet. Şöyle göstereyim. Bayağı bir kıvamı çözüldü. Ben şimdi bunun içine biberlerimi de koyacağım. Biberlerimi koyalım. Şimdi kıymamız da iyice çözüldü. Ben bunun altını tekrardan açayım. Bunu güzelce kavurmaya devam edeyim. Ondan sonra domates sosunu bunun içine koyduktan sonra iyice böyle domatesi kaynatacağım bunda. Ki makarnayı koyduktan sonra sulanmasın diye. Makarnayı da bakalım. Makarnamız da güzel pişiyor şu an. İyice kendini biberler bıraksın, iyice kavrulsun. Ondan sonra ben domatesimi koyacağım. Benim şimdi biberlerimin, domatesim falan kavrulması yeterli. Şimdi işte domates sosunu ben koyacağım. Domates sosunu da altını kısalım. Yavaş yavaş, yoksa koşulacak. Evet. Şöyle. Şimdi bunun iyice ben kaynamasını bekleyeceğim. Domatesi kendini iyice çeksin. Biberlerle, soğanla, kıymayla iyice özleşsin. O sırada zaten makarnamız da pişmiş olacaktır. Ondan sonra bunları güzelce harmanlayalım. Fırın kabımıza koyup üzerinde kaşar rendelini fırına atalım. Evet. Domates sosumuz kendini çekti. Şöyle görüyordur herhalde. Çok güzel bir şekilde oldu. Şimdi makarnamıza da bakalım. Makarnamız da gayet güzel görünüyor. Şimdi makarnamızı bu domatesli sosumuzun domatesli soğanlı sosumuzun içine koyalım ve karıştıralım. Şöyle içine evet iyice döktük. Bir dakika.
döktük güzelce. Evet. Şimdi bunu güzelce harmanlayacağım. Ay, dökülmese bari. Evet, güzelce harmanlıyorum. Bu sırada kırmızı var ya. Derecelik fırında kaşarları erinceye kadar pişireceğim ben. Fırın fark edebilir. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben güzelce bunu karıştırdım. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir makarna oldu. Şimdi borcamımızın içine makarnamızı dökeceğiz. Ama çok sıcak kokuları. Şöyle şuraya koyalım. Çok sıcak. Ay. Kenarlarını ben şu düzelttireyim. Evet. Of, kalan makarnayı şöyle ekledim borcamıza. Şimdi makarnayı düzeltelim güzelce. Evet. Makarnayı düzelttik. Üstünü falan. Şimdi kaşar peynirlerini dizelim. Şöyle. Evet. Fırında makarnamız pişti. Kaşar da çok güzel bir şekilde eridi. Şimdi bunu servis yapmaya geçeceğim. Makarnamızın son hali böyle. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.